hesap uzmanlığını arkadaşlarımdan öğrendim. Yani ikinci veya üçüncü sınıfta maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, bankaların yeminli mürakıplığı o kadar daha kendini belli etmemişti. Onun için iki şey iyi kapı söz konusuydu bizim için. Yani Siyasal Bilgiler Fakültesini bitiren öğrenciler için, iddialı öğrenciler için. Ben maliye müfettişliğini sevmedim yani açıkçası. Yani şeyden dolayı, devlete çok bağlı olması nedeniyle. Yoksa yani çok saygın bir meslek olduğu açık. Hesap uzmanlığına sadece şey yaptım, hazırlandım. İşte Temmuz'da Gelirler Genel Müdürlüğü servis şefi adayı olarak atandım. Eksik olmasınlar, oradakiler şey gösterdiler. 15-20 gün vardı zaten şeye, sınavlara. Hazırlandım. Sınavı kazandığımı öğrendiğim zaman gerçekten hayatımda olumlu yönde bir başka bir dönemeç daha döndüğümün farkındaydım. Çok sevindim. Sonra mesleğe bütün şeyimle kendimi verdim. Gerçekten de aradan birkaç yıl geçtikten sonra son derece isabetli bir yol üzerinde olduğumu anladım. Hesap uzmanı yardımcılığında ilginç gelen şeylerden biri, daha ilk adımımı attığımda başkan yardımcımız vardı, Hadi Sezer Bey. Ona sizin öğrenmek istediğiniz bir şey var mı diye sorduğunda dedim ki ben hani nasıl olsa öğreneceğiz de bir şeyi merak ediyorum dedim. Şimdi gittik mükelleflerin nezdinde. Denetim yapıyoruz. Mükellef bir şeyler ikram etti. Çay, kahve falan. Bizim tepkimiz ne olacak? Benim anlayışıma göre dedim. Yani bunlar normal ikramlardır dedim. Ama nedir dedim şey, usul. Güldü. Dedi ki doğru dedi. Yani sizin görüşünüz doğru. Çoğumuz da yani çok büyük ekserimiz de böyle davranırız ama bazı arkadaşlarımız daha da hassas. Bazen sırf mükellef ikram etti diye çay, kahve içmiyor. Ben ona rastlamadım. Yani öyle bir şey belki çok istisnai bir iki defa olmuştur. Ama başka bir olayda biraz sonra anlatacağım. Orada ben aynı duruma düştüm. Yani bir gazozu reddettiğimi anımsarım. Arkası geldi çünkü. Şeyi anlıyor insan. O sezgiyi ediniyor. Bunun arkası mutlaka böyle bir şeydir diye. Çünkü davranışı öyleydi adamın. Laubali bir davranış. Oturduğumuz, yani çalıştığımız oda rahmetli Mesut Kayalar'la birlikte o Mehmet Askırış üstadımızın, ben Behçet Merzi'nin muaviniydim. Bir başka hesap uzmanı da Cevat Kahani Üner'di. 10 metrekarelik bir odada 12 yıllık hesap uzmanıydılar onlar da. 1946 veya 47'de girmişlerdi. Ve yani 1959 olduğuna göre 12-13 yıllık kıdemli hesap uzmanı. 3 böyle bayağı dişli hesap uzmanlarıydı. Onların 3'ünün bir odada olması, o kadar sıkışık şartlar altında çalışmasına rağmen çok ahenkli, çok güzel bir çalışma şeyimiz vardı, ortamımız vardı. Çalışmayı seviyorduk veya sevdirmişlerdi bizi. Sabah erken geliyorduk, akşam yazın bile hava kararmadan ki 8-9'da falan kararırdı. Hiç şeysiz, öğle yemeğini de orada yerdik. Ya sandviç, mandviç falan. O şekilde çalışırdık. Sonraları maalesef başka bir gözlemim oldu. O tıka basa bir ortamda çalışma bayağı rahatladı, odalar genişledi. Fakat hesap uzmanlarında biraz şey gördüm, gevşeme gördüm, affedersiniz. Bunu üzülerek fark ettim. Bu bir belki evrensel bir şey, olgu. İnsanlar rahata ulaştıkça
şeyi de gevşiyor. O çalışma disiplini de zayıflıyor gibi geliyor bana. İlk turneme Adana'ya gittim. Adana'da bir olayla karşı karşıya kaldım. O kayda değer. Önce işte otelin ismi hatırımda değil, Seyhan Oteli'nde kalıyorduk. Sonra bir pansiyona geçtik. Güzel bir ekip vardı. Bizim mülkiyeden de iki arkadaş vardı. Hesap uzmanı olarak da iki kişiydik. Bir orta büyüklükte bir işletmeyi incelerken bir gün bir sabah pansiyon şeyi dedi ki size portakal geldi. Nereden geldi dedim. Dedi bir sandık portakal. Şeyin şoförü, yani o incelemeyi yaptığım işletmenin şoförü, hemen şey yaptım, dedim ki tamam dedim, teşekkürümü söyle. Ve orada şeye, pansiyon sahibine dedim ki bunu dağıt dedim şeye. Pansiyon içerisinde dağıt. Böylece bu şeyi yani jesti yani kırmadan şey yaptım, hallettiğimi sanıyordum. Ertesi gün denetime gittiğimde patronu klasikala dedi ki efendim dedi ben dedi İşte size şey yapabileceğim fazla bir imkanım yok biliyorsunuz. İşte biraz sıkıntıdayım da. Bir eski arabam var dedi. Oldsmobile otomobil dedi. Onu ona ne dersiniz dedi. Derin bir nefes aldım. Biraz bekledim. Kendime hakim olduktan sonra dedim ki kusura bakmayın dedim. Diyelim Ahmet Bey. Ahmet Bey kusura bakmayın, eğer size bu cesareti davranışlarımla ben verdimse özür diliyorum sizden dedim. Lütfen odayı terk edin. Gitti. Onun dışında da başka bir şeyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Yani şey böyle bir yaklaşım olmadı. Herhalde biraz da ondan da ders aldık. Daha dikkatli davrandık sanıyorum. Bir sınav açıldı şeyde, hesap uzmanları içerisinde ve rahmetli Mesut Kayalar'la ben en iyi puanları aldık şeyde. Daha Çiçeği Burnu'nda hesap uzmanı olarak hemen o Paris'e, ben de Londra'ya gönderildim. Bir sene Londra'da kaldım. Londra'da bir otele indik akşam, sonra otelden çıktım, başkonsolosluğun şeyini, önce bir şey satın aldım, A to Z London kitapçığı, oradan şeyi tespit ettim, Türkiye başkonsolosluğunu, yakında bir yerde olduğunu gördüm, çıktık sokağa hanımla birlikte. Ana caddeye gelince sağa mı dönecektim, sola mı dönecektim bilemedim. Yani şeyi tespit edemedim. Birisi geçiyordu. İngilizce soru sordum. Döndü Türkçeyle, dedi ki iki sokak aşağıda. Şeyim, rozetim, Siyasal Bilgiler Fakültesi rozeti niye tanımış? Ankaralıymış o da. Böyle bir anım oldu. Buna benzer anı da birkaç sene, kaç sene sonra, dört sene sonra şeyde Washington'da şeye giderken Los Angeles'e gitmek üzere otobüse biniyoruz. Bindik. Özel bir otobüs tahsis etmişti. Bizim öğrenci, yani Maliye Bakanlığı'ndan da arkadaşlar vardı. Bir grup halinde bindik. Öne oturalım dedik. Bir hanım oturuyordu. Hanımın yanına oturdum. Arkadaşların ikisi arkaya, ikisi arkaya oturduk. Hanıma dedim ki hangi ülkedensiniz? EID şeyi ya, başka ülkelerden. Ben dedi Türk'üm dedi. O da yani İngilizceme Türkçe yanıt verdi. O da Tülin Şener hanımefendiydi. Kardeşimiz. Şey çok parlak bir öğrenciydi. O öğrenciliği. O doktora yapıyordu. Gittiği okulda
Bir başka Türk'le birlikte birinci ve ikinciydiler sürekli olarak iki sene. Çok iyi şeyleri oldu. Sonradan Tülin Hanım Devlet Yatırım Bankası'nın da genel müdürlüğü yaptı ama Amerika'ya yerleşti maalesef. Kaçırdık. Bir aralık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hocalığa geldi ama şey yapamadı, Türkiye'de barınamadı, kaçırdık. Her neyse, yani böyle bir anım da olmuştur. Amerika'daki şeyim benim kısa sürdü. Bir senede bitirdim master programımı çünkü çocukları götürememiştik. Ve daha fazla kalamazdım, sıkıştırdım ve bir yılda bitirdim master programımı. Colorado Üniversitesi'nde bir gün rektörlük binasının girişinde bir sonbahar günüydü, yaz günü. Bir masa kurmuşlar. Masada öğrenciler Vietcong'a şey topluyorlardı, yardım topluyorlardı. Rahmetli oldu Maliye Müfettişi Aydın Kezer arkadaşımızı. Geçmiştik, çağırdım, gel bak dedim, bak ne yapıyorlar dedim. Sen şunu düşünebiliyor musun dedim, biz gidelim Türkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin antresinde ya girişinde bir şey koyalım ve Makaryos'a yardım şeyi toplayalım. Yani, fonu açalım. Anında toz oluruz. Yani orada o tolerans gerçekten beni şaşırtmıştı. Türkiye'de hani toplum onu hazmedemezdi her halükarda. Fakat toplum şu veya bu şekilde toplumun gözünden kaçsa MIT'in gözünden kaçmazdı ve bütün hayatımız kararabilirdi. MIT deyince başka bir şey hatırıma geldi. Gene şeydeyken öğrencilik yıllarımızda bir Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Büyükelçiliğe gittik gayet düzgün kıyafetlerle. Kravatlı falan, yani bütün öğrencilik boyunca hiç kravat takmadık ama o Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ün ölüm yıl dönümlerinde kravat takarak gitmiştik. Neyse, orada rahmetli Aydın Bey bir konuşma yaptı. O konuşmada biraz şeyin dozunu kaçırdı. Kelimelerin dozunu kaçırdı ve hemen hemen resmen olmasa bile dolaylı olarak kovalandık şey tarafından, başkonsolosluk mensupları tarafından ve raporlanmış, sonradan öğrendik, Türkiye'ye. Türkiye'den oradaki öğrencilerin tamamının, ki onlar arasında Yavuz Canevi de vardı, tamamının geri çekilmesi için teşebbüse geçilmiş. Fakat dönemin başbakanı demiş ki hayır, bunlar genç çocuklardır. Dünya, bütün dünyada esiyor bu rüzgar. O rüzgara kapılmışlardır, bırakın demiş. Çok doğru bir şey bence. Yani 68 kuşağının şeyinde Amerika tarafında bulunduk. Yaşımız pek müsait olmasa bile 10 yıl geçmiş olmasına rağmen o şeyleri yaşadık. Bir amatör tiyatro topluluğunun son provası vesilesiyle bir arkadaşım çağırdı, gittik. Bir dağ başında büyük bir eve gittik. Orada işte şeyi seyrettik. Provanın son şeyini seyrettik. Sonra yemeğe geçildi. Yemekten sonra arkadaşım dedi ki ya seninle 3-4 tane öğrenci seninle görüşmek istiyorlar. Hay hay dedim. Bir odaya geçtik. Büyük bir master bedroom, ebeveyn yatak odası. Loşta bir şey, 3-4 tane öğrenci, Ermeni. Biz de, siz dedi, Türkler, biz Ermeni, bizim sizin atalarınız, bizim atalarımızı kestiler falan. Durun dedim, bir dakika dedim, yani önce şunu saptayalım dedim. Siz savaşa karşı mısınız, değil misiniz dedim. O neden çıktı? Gayet tabii karşıyız, tamam dedim. Ben de savaşa karşıyım dedim. Hiç değilse müşterek bir şeyimiz, platformumuz var dedim. Bir. İkinci sorun var dedim. Sizin neyinizi nerede, nasıl öldürdüler? Bu sorunun cevabını verebiliyor musunuz dedim. Yani bilmiyoruz, öyle söylediler.
benim dedim babamın dayısını Ermeniler Erzincan'da camide yaktılar dedim. Benim size bir özel, kişisel bir düşmanlığım yok. Sizin bana kişisel düşmanlığınız var mı dedim. Yok dediler. Ha o da tamam dedim. Şeyi atlattım bir kere. Yani vartayı atlattım dedim. Sonra anlattım. Dedim ki hani Osmanlılarla, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerle Türkler bir arada iç içe, bazen köyler bile karışık olarak 600 sene yaşamışlar. Ondan sonra 19. yüzyılda ya da 18. yüzyılın sonlarında milliyetçilik hareketleri başlayınca diğerlerinde olduğu gibi şeyde de devlet kurma Ermenilerde de doğal olarak yani bunu saygıyla da karşılıyorum şey oldu ama bunu Fransa, Rusya ve Amerika üç devlet karıştırdı. Biraz da İngilizler dedim. Oralarda misyonerlik okulları açarak bilmem neleri yaparak altyapıyı oluşturdular. Sonra 1914'te Osmanlı yedi cephede savaşırken Doğu cephesinde bir başka cephe daha doğmak üzere oluşmaya başladı. 8. cephe. Ermeni cephesi. Bu şeyin bu karışıklık içerisinde şeyi de bilmiyordum o sırada. Yani diğer olan olayların bu karışıklık içerisinde Ermenilerin çoğunlukta olduğu yerde Ermeniler Türkleri, Türklerin çoğunlukta olduğu yerde Türkler Ermenileri öldürdüler dedim. Bunlar hoş şeyler değil dedim. Fakat bütün ülkelerin tarihlerini karıştırın, bu gibi şeyler rastlarsınız. Tasvip etmek, onaylamak mümkün değil ama maalesef de olmuştur dedim. Yani ama tek taraflı değil dedim. Dikkat buyurun. Önemli olan taraf burasıdır dedim. Ya biz öyle olduğunu bilmiyorduk dedi. O vakit dedim birini itham ederken önce onu savunmasını alın ondan sonra kararınızı verirsiniz dedim. Ama benden ben döndüm Türkiye'ye 6 ay sonra Ermeniler ilk şeylerini Los Angeles'te şey yaptılar. Oysa o Los Angeles'te bir başka anımı şey yapayım. Türkiye'den bir halk sazları topluluğu gelmişti. Halk türküleri yahut da folklor topluluğu. Onun konserine gittim. Salon tıktım dolu. Ya yani Los Angeles'te bu kadar Türk yoktu. Nereden geldi bunlar dedim. Neyse bir aralık arkamda bir hıçkırma, ağlama sesi falan ara verilince döndüm. Yaşlı böyle bembeyaz sakallı bir yaşlı bir bey doğal olarak İngilizce sordum. Dedim ki niye ağlıyorsunuz dedim. Ben dedi Ermeniyim dedi, Elazığlıyım dedi. Vatanımı özledim dedi. Yani o derece şeye de bağlı yani Türk kültürüne de o derece yakın ve bağlı insanlar ama dediğim gibi maalesef Ermeniler şeyimizi, başkonsolosumuzu, yani ilk dışişleri mensubumuzu orada öldürdüler. Türkiye'nin temel sorunlarından biri, herkesin de kolayca kabul edeceği üzere, yetişkin insan şeyidir. Yani genel tabiriyle insan sermayesi dediğimiz, o sermaye ne kadar rafine, ne kadar iyi yetişir, ne kadar sağlam karakterli olursa ortalaması, toplumumuzun ortalaması o kadar yükselir. Maalesef benim görüşlerime göre Türk toplumunun ortalaması çok da yukarılarda değil. Ama benim gözlemlerim, Hesap Uzmanları Kurulu başka kurumlarla da mukayese ettiğimde, karşılaştırdığında ortalamanın hayli yukarısında bir şeydir ve çok iyi bir ekol, kendi bir kurumsal kimlik yaratmış ve bu kurumsal kimlik içerisinde Türkiye'nin genç beyinlerini orada yıkamış ve bir nevi endoktrine etmiş bir kuruldur. Bu tarafıyla genel olarak hem kamuya hem özel sektöre
büyük katkılarda bulunur ve bulunacaktır da. Yani onun için yani kurulun bu tür kurullarında devamında yarar vardır. Bu tür projeler gayet tabii ki iyi ayarlandığı, iyi dozunun iyi planlandığı bir şeyde, kontekst içinde çok faydalı olur. Politikaya girmemek, günlük politikaya uzanmamak kaydıyla. Çünkü bu şeylerin tanıtımı hem kurul mensupları arasında bir nevi bilgi, yani nesilden nesile yahut kuşaktan kuşağa bilgi ve amaç aktarımı, erek aktarımı sağlanır. Hem de bilmeyenlere bu kurul hakkında doyumlu ve belki de ilgi duyulacak bilgiler sunar.